Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle hardal sarısı tek renk bir tülbentim var. 21 numara tığım ve çok kolay güzel bir model hazırladım. Şöyle Güneş Oyası isminde modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde, bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel, yapımı da bir o kadar kolay bir model hazırladım. Tığ battanın üzerine ise arkadaşlar bu şekilde kirpikli trabzanın üzerinde Güneş Oyası kendini daha iyi gösteriyor. Çok da tatlı oldu. Şöyle tülbentin renginden hardal sarısı kattım. Bu şekilde, hani farklı açık sarı veya yumurta sarısı kullanmaktansa tülbentle bütünleşsin istedim arkadaşlar bu şekilde. Kirpikli trabzanlarımız bu şekilde yuvadaki minik 15 tane ilmekten oluşuyor. Kenarlarını da bu şekilde arkadaşlar taşlar yaparak Güneş Oyası'na benzetmeye çalıştım. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay, hoş ve zarif olan bir model. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını size tarif edelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane çiçeğin arasına 8 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyoruz. Model amaçlı siz ne kadar vermek istiyorsanız o şekil bırakabilirsiniz. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz, bakın. Bu şekilde kirpikli trabzanımız 2, 4, 6, 8, 8 olmuş. Sökmüyorum arkadaşlar. Direkt yuvasını yaparak başlayalım. Şöyle 2 ve 2 çiçeğimizin dalını bu şekilde yapıyoruz. Boş bir tane yaptık. İkinciyi de aynı şekilde 2, 2 alarak trabzanı yaptık. İkincinin içerisine 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. Kirpiği oluşturdum. Bir zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Bakın. 3 tane kutucuk yaptık. Ortadaki de kirpikli. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Dal oluşturacağız arkadaşlar. Bakın boş olan bu yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Boşluk var ya, bir zincir boşluğu. Dönüşümü yaptım. Hemen 6 tane sık iğne yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 10 zincirin içerisine bu şekilde 6 tane de zincir çekiyorum. Kapat. Yuvamız bu şekilde. Çiçeğimiz için yuva olacak. Sağa yapmış olduğumuz bu 6 sık iğnemizi sol tarafı da yapıp dalımızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde. 6.'yı da buraya yapıyorum arkadaşlar. Ayrıyeten trabzan seviyesine inmek için de bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şöyle şu kirpikleri yapacağız. Şu ortada gösterdiğim kirpikli trabzanın aynısı zaten. Bir defa tığı dolayıp şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Bu kadar arkadaşlar, çimeninin ve yuvasının yapılışı. Bir zincir, bir defa tığı dolayıp şöyle 2, şöyle 2. İki seferde 2 2 alarak trabzanı oluşturuyoruz. Şöyle arasına bir tane zincir çekiyorum, bakın. Hiç çok güzel oluyor. Gerdirme falan olmuyor. Trabzan. 4 zincir. Bir zincir mesafeye bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Şimdi arkadaşlar aynı işlem, bakın. Şöyle
göstereyim. Devam edecek. 8 tane yapayım. Sonra bu dalı yapılacak. Sonra çimeni bu şekilde devam edip gidecek. Şimdi bu çiçeğin yapılışına geçelim. Evet, şöyle. 6 zincirli yuvanın içerisine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Sık iğnenin üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. 8 zincir şöyle parmağın üzerine koyup, bakın, alttan girip ilmek aldım. Üstünde bir zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, şöyle 14 ve 15. 15 tane ilmeği bakın bu şekilde topladık. Şimdi hepsini birden bakın başa kadar şöyle ilmeğimi çıkardım. Ve bunu buradaki yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın. Şöyle tutturuyorum burayı. Dibine de bir tane zincir çekip ipimi kopardım. Böyle küçük bir fıstık yaptık. Bakın arkadaşlar. Şöyle hoş ve zarif. Sola doğru çalıştığımız için sağ birikeni şöyle sol tarafa doğru yatıralım arkadaşlar. Fıstığımızı elimizde düzenleyelim. Şunları yakıp geleyim. Hemen tacını yapalım. Evet, şimdi ters tarafına tülbentimi çeviriyorum. Bu yeşil yuvadan sık iğne ile mavi ipimi sabitliyorum. Şimdi buraya 18 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. İpimi güzelce esnettim arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradaki yeşil yuvanın da içerisine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle. Şimdi hemen iki zincirle döndüm arkadaşlar. Bu şeyde sık iğne güzel durmuyor. Sık iğne yapmıyorum. Bakın boşluğa. Şöyle bir defa tığı doladım. Şöyle bakın. 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Bunu yapmama sebebi şurası dökülmesini istiyorum arkadaşlar. Bakın o boşluğa şu bir tane kirpikli trabzanın o çiçeğin dökülmesini istediğim için yukarı değil de aşağı dökülmesini istediğim için direkt iki zincir çekerek döndüm. Bu şekil yapınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Onu denedim. Böyle kel tavuk gibi hiç güzel durmadı. O yüzden bu şekilde yana dökülünce hoş duruyor. Evet. Bir, iki tane zincir. Bir defa tığı dolayıp bu şekilde buraya 8 tane yapıyorum. 15 ilmekli fıstığı arkadaşlar 18 zincir. 18 zincire de 8 tane bu şekilde böyle minik kirpikli trabzanlar güzel duruyor. Evet. 2 zinciri çekiyorum. Bir defa tığı dolayıp buraya şöyle 2 şöyle 2 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Evet, 4 zincirimi kirpik olarak trabzan arasına kapattım. 2 zincirle tekrar sabit. Şimdi 2 zincir bir defa tığı doladım. 2 ve 2. Şöyle minik minik oluyor. Dördüncüyü yapıyoruz. 4 zincir. Trabzanın arasına bu şekilde sabitleyelim. 2 zincir kapattık. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 4 zincir. Şimdi kapatıyorum. Kirpik olarak 2 zincir. Bakın 5 tane oldu. Fıstığımızı şöyle rahat yapmak için sağa alalım.
Geriye kalan 4 taneydi. Buraya yapalım. 3 tane yapardım. Bir defa doladım. Şöyle. 2 ve 2. Trabzanın arasına kapatıyorum. 2 tane zincir çekip mavi zincire kapattım. 2 zincir. Bir defa doladım. 2 ve 2. 4 zincir. Trabzanın ara kısmı. 2 zincir. Evet. Böyle 7 tane oldu. 8. de aynı işlem. 2 zincirle başlayıp bir defa doladım. Mavi yuvadan 2 2 alarak trabzanımı hazırladım. 4 zincir. 2 zincir. Yuvada kapat. Yeşil yuvaya da boşluğa arkadaşlar bakın sık iğne ile başlamıştık ya. Onun boş kalan şöyle sık iğnemi yapıp bir zincirde koparmadan önce çekiyorum. Şimdi bakın çok güzel oldu. Şöyle bir şekil verip düzeltip ipimi de yakıp geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Çok güzel ve zarif bir model oldu. Bakın çok da tatlı oldu. Böyle sanki bu fıstık bundan daha büyük olmuş gibi. 15 olan bu 17 olan arkadaşlar. Şöyle. Bu da aralığı da sanki 8 çok da yakın arkadaşlar. Siz bunu yapacağınız zaman bu ara kısmını 12'den yaparsanız daha güzel bir ara mesafesi olacak. Bir de ben hani ekran amaçlı çalışıyorum ama onu da koyabilirmişim. Bu da çok yakın oldu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni yorum yaparak şöyle destek olursanız sevinirim. Çok da güzel oldu. Güneş oyası ismi kalıp gibi de oldu bakın arkadaşlar. Şöyle hep zincirden oluştuğu için arka tarafından da şöyle ütülendiği takdirde hoş ve güzel bir görüntüsü olacak. Şöyle bir de ışık vuruyor diye hardır sarısı tonu yapayım dedim. Bir de hangisi güzel çıkarsa. Bir de bu şekilde beyaz zemin üzerinde. Dediğim gibi arkadaşlar emekler için beğeni, yorum, destek yaparak kanalıma abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız videolarımın devamı, kanalın devamı için şöyle arka tarafında göstereyim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.